Yatırım bülteninden herkese günaydın. Küresel piyasalarda özellikle bugün negatif bir görünüme hakim olan iki etken var. Birincisi küresel piyasalar nezdinde de enflasyonist baskıların tekrar piyasa görünümüne yansıması. Bir diğer tarafta ise Çin'de yeniden gündeme gelen de salgın önlemleriyle birlikte risk iştahının olumsuz etkilenmesi. Tüm bu ayrıntılar piyasalarda bugün bir miktar daha risk iştahını törpülemiş görünüyor. Bugün ECB kararına odaklandı piyasalar. Yarın ise ABD'den gelecek olan enflasyon verisi fiyatlanmaya devam ediyor. Piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarına bakacak olursak ilk olarak ECB'nin Avrupa Merkez Bankası'nın bugün varlık alımlarını sonlandırması, Temmuz ayı için ise enflasyonun baskıların ötesine gidebilecek ve bu tarafı bir miktar daha dindirebilecek faiz arttırımlarına başlaması. En güvercin tarafta olarak bildiğimiz Avrupa Merkez Bankası'nın bu kez faiz arttırım tarafına doğru daha şahin tonlamasına doğru mesajlarını ve sinyallerini de aktarmıştık sizlere. Borç verme imkanının 0.25, mevduat faizinin ise -0.50 seviyesinde bırakılması Avrupa Merkez Bankası'nın trilyonlarca euroluk net varlık alımlarını sona erdirdiğini de duyurması, Temmuz ayı için ise faiz artırımı sinyali vermesi bugünün mesajları dahilinde beklentiler içine girdi. Çin'in Mayıs ayı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %16.9 seviyesinde de bir artış gösterdi. İhracat salgın önlemlerinin etkisiyle birlikte %3.9 olarak daha önce kaydedilmişti Nisan ayında. Şimdiki aya bakacak olursak burada bir 16.9'luk bir seviyede de artış söz konusu. Eski Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı da yine Asya finansal krizinin tekrar etmesi riskine de vurgu yaptığını bir kez daha bunun içerisinde de hatırlatmış olalım. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Yellen tarafından %8 kabul edilemez bir enflasyon oranı deyip aslında enflasyonist baskıların ve hatta Yellen'dan gelen açıklamalar vardı. Geç mi kaldık açıklamaları vardı. Tüm bu ayrıntılar yine enflasyonist baskıların endişeleri de devam ediyor. Birleşmiş Milletler dünya şimdiye kadarki en ciddi ekonomik krizin eşiğinde açıklamalarını da yapmış oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu savaşın gıda, enerji ve finans sistemleri üzerindeki etkisine ilişkin yeni bir raporda yayımladı. Rapora göre 94 ülke 1.6 milyar kişi Ukrayna savaşının etkileriyle karşı karşıya ve artan gıda petrol fiyatlarıyla başa çıkmakta da güçlük çektiğini söyleyebiliriz. S&P'den açıklamalar vardı. Çevrim içi yapılan toplantılarda özellikle Türk özel sektörü ödemeleri erteleyerek enflasyonla mücadele ediyor açıklamaları da öne çıkıyordu. Dün de çevrim içi yapılan bu Türkiye'ye yönelik de ifadeler öne çıktı. Tüm bu ayrıntılar fiyatlamalara nasıl yansıdı? Bugün bizi neler bekliyor? Dolar TL tarafına yakından bakacağız. Şimdi araştırmaya gidiyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma uzmanımız Kutay Korap bizlerle birlikte. Kutay günaydın. Hoş günaydın, geldin yayınımıza. Haftanın en önemli iki gününe girdik. Bugün ECB, yarın ise ABD'den gelecek olan enflasyon rakamları dolayısıyla piyasalarda bir miktar daha hissediliyor. Ne dersin? Şimdi öncelikle içeriden başlayıp küresel tarafa doğru gidersek dün Borsa İstanbul'da sert kayıplar hakimdi. Birkaç maddeye bu satışları bağdaştırırsak veya satışların sebebini aramaya çalışırsak bunlardan ilki tabii küresel piyasalarda negatif bir tablo vardı. İkincisi S&P'nin bir webinarı vardı. Webinardan gelen mesajlar piyasadaki risk iştahını bozdu. 3 TL varlıklarındaki değer kaybı, kur, CDS, tahvil 3 kaleminde yukarı yönlü hareket etmesi biraz daha özellikle bankaların nezdinde kayıpları daha da derinleştirdi. Sabah saatlerinden bu yana işte CDS'teki yükseliş, tahvil piyasasındaki hareket bankaları zaten %2'ler civarında kayıplar da işlem görmesine sebep oluyordu. Kapanışa doğru S&P webinarından gelen mesajlarla da birlikte bankalar %5.8, sanayi %3.6, ulaştırma %3.4 kayıpla dünü sonlandırdı. Tabii burada
Borsada da hatta grafiğimiz de var. Son 10 günde 9-10 günde %10'un üzerinde getiri sağlayan bir Borsa İstanbul görmüştük. Bunun bir teknik düzeltmesi olduğunu da savunur piyasa analistleri. Aynı zamanda sığ bir piyasamız da var görece. Bu sığ piyasada hareketlerin boyutu çok daha derin ve keskin olabiliyor. Onun etkileri olduğunu da hatırlatmış olalım. Fakat nihayetinde borsada dün %4'lük bir değer kaybı takip ettik. Bu sabah baktığımızda döviz piyasasında 17-20'ler civarında. Euro TL'de 18.57'lere tekabül ediyor. Sepet kur 17.90'lara ulaşmış durumda. Gram altında da 1023 TL seviyesinde. CDS'imiz 770'lerden işlem gördüğünü hatırlatalım. Tabii içeride tablo bu şekilde. Hatta grafiklerimiz de var. O grafiklerle de hızlı bir şekilde görseli desteklemek gerekirse Borsa İstanbul'da dediğimiz gibi son 10 günde %11'lik getiri vardı. Dün %4'le bunun neredeyse önemli bir kısmı geri verildi. 54 milyar TL dün işlem hacmi takip etmiştik. Hacimde Türk Hava Yolları 6.8 milyar TL tek başına ve işlem hacmi gerçekleştirdi. Toplam hacmin %10'unu sağladı. 18 tane hisse senedi 1 milyar TL üzerinde hacim gördü. Dün düşerken hacimli bir şekilde düştük. Hemen bir de hisse bazlı hareketlere bakarsak endekse negatif etkisi olan hisseler Tofaş, Koza Grubu, Akbank, İş Bankası, Sabancı, Kredi, Telekom, Emlak Konut diye karşımıza geliyor yüzdesel bazda kayıplarda. Puan bazlı ise Tüpraş'la Şişecam en fazla değer, en fazla endekse negatif etki yaratan senetler olarak karşımıza geldi. BIST 30'da sadece TAV Havalimanları primli seyirde kapanış gerçekleştirdi. Şimdi dönüp buradan küresel tarafa geçersek, küreselde dün kayıplarla kapandı endeksler. İşte Avrupa, ABD bakıyor satıcılı. Bu sabah vadeliler Avrupa, ABD'de yine kayıplarla karşılanıyor. Asya piyasalarında genel tabloda risk iştahı düşük. Özellikle enerji kaleminde petrol fiyatları artmaya devam ediyor. 123-122 dolar civarında, hatta Brent 124 dolara yaklaşmış durumda. 10 yıllıklar 3'ün üzerinde ABD'de. Dolar 102.50'lerde. Dolar tarafında çok büyük bir hareketlilik yok. Dolar endeksi nezdinde Bitcoin'de 30.300'den işlem görüyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında büyük faizlerde değişiklik beklenmiyor ama dün 25 puanlık faiz arttırımı beklenen Temmuz piyasa tahminlerinde bugün 0.36'lara çıktığını görüyoruz. Yani bugünkü toplantıdan sonra Temmuz'da 25 mi 50 mi faiz arttırılacak, bu sanki biraz daha önem atfediyor. Artı varlık alım programı bugün itibariyle sona ermesi bekleniyor. Hem PEP hem de APP programının sona ermesi beklenmekte bölge tarafından. Şunu da söyleyeyim, bölgede enflasyon hedefi %2. Mevcut enflasyon %8'lerin üzerinde. Bölgede müthiş ayrışmalar var. Tarihin en büyük enflasyon ayrışması yaşanıyor. Bunu sabah da örneğini vermiştim. Malta %5, Estonya mesela örneğin %20 enflasyonu var. Yani makas da bölgede çok ciddi bir şekilde enflasyonda bozulma olduğunu gösteriyor. Ekonomistler ne bekler? Ekonomistler bir sonraki toplantı. Temmuz'da faiz arttırımı bekliyorlar ve 2023 aralığa geldiğimizde bölgede faizlerin %1,5'lara yükselmesi yönünde tahminler şimdilik oluştu. Buralarda çok daha hızlı hareketlilikler olabilir. Artı şunu da söyleyelim, bu toplantıda projeksiyonlar paylaşılacak. O yüzden Mart projeksiyonları ile Haziran projeksiyonları arasında ne gibi farklılıklar oluşacak? Enflasyon Avrupa nasıl okuyor? Geleceğe yönelik faiz patikasını Avrupa nasıl belirleyecek? Bunları okuyacağız ve bu gelişmeler öncesinde de yıllık bazda bakarsak biraz daha Euro bölgesine göre önden hareket eden FED Euro dolar paritesi üzerinde de etkili oldu ki artı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünyada en fazla hangi bölgeyi etkiledi dersen burada da cevap zaten Avrupa, o da paritede etkisini gösteriyor. Yakından takip edeceğiz bugünkü ayrıntılı kararı, araştırmayı noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, Asya tarafından da gelişmeler var. Özellikle petrol tarafında yakından takip ediyoruz. Petrol tarafındaki gelişmelerde ise ABD tarafından gelen haber akışları ile birlikte petrol fiyatlarında 120 doların üzerinde kalıcılığını sürdürüyor. Tüm bu ayrıntıları kendisiyle konuşacağız. Şimdi Asya'ya gidiyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar.
Asya piyasalarındaki gelişmeleri almak üzere Ersoy Erkazancı bizlerle birlikte. Ersoy, hoş geldin yayınımıza. Aslında bakacak olursak petrol tarafını da yakından takip ediyoruz. Petrol fiyatlarında ABD Enerji Bilgi İdaresi verilerinin ham petrol ve benzin stoklarında azalışa işaret etmesinin ardından bir denge çabasını gördük. Ne dersin bizlere, bugün öne hangi başlıklar çıkıyor? Pelin merhaba. Evet, petrolle başlayayım yine çünkü yükselmeye devam ediyor. Sabahleyin 124 doların üzerindeydi. Brent birazcık ondan geri geldi. 123.8 dolar seviyesindeyiz ama yine de son zamanların en yüksek seviyesinde. Senin de söylediğin gibi her hafta haftalık stoklar yayınlanıyor. Benzin stoklarında düşüş vardı. 2014'ten bu yana en düşük seviyesine geldi. Amerika'daki benzin stokları 812 bin varillik düşüş vardı. Benzin fiyatları da Amerika'da şu anda rekor seviyede ama talep hala yüksek. Seyahat sezonu Amerika'da. Çin'in açılması ve Rusya'ya olan ambargo genel olarak petrol fiyatlarının yukarıda olmasına sebep oluyor. Dün bir konferans vardı Ürdün'de. Orada Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı'nın açıklamaları vardı. Şu anda hala zirveden uzağız. Çin'in talebini de buna katmamız lazım. Dünyada yeterli yatırım olmuyor. O yüzden de petrol fiyatları daha da yükselebilir dedi Almazroy'u Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı. Genel Sekreter OPEC Genel Sekreteri Barkindo da sadece 2-3 üye hariç tüm ülkeler maksimum üretim yapıyor zaten dedi. O da petrol tesislerine yatırım yapılmamasından şikayetçi oldu ya da bu durumun kalıcı olduğunu, bu durumu fark etmemiz gerektiğini söyledi. Tüm bunların eşliğinde dediğim gibi petrol fiyatları yukarıda. Borsalarda da satış var. Japonya hariç değil mi? Onun da artısı çok fazla değil. Yenin değer kaybetmesi 134'lerde olması biraz Japonya'nın ayrışmasına sebep oluyor Pelin ama dediğim gibi onun da artısı çok az. Bugün hemen hemen tüm Asya Pasifik'te eksiler var. Ne etkili oldu? Tabii ki yüksek enflasyon tedirginlik yaratıyor ama Çin'de biliyorsun açılmaların olumlu hava yarattığından bahsediyordum. Şangay'da bir bölgede toplu test yapılması sebebiyle karantina olacak. O da moralleri bozdu. O yüzden de borsalarda satış baskısı var. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, piyasadaki gelişmeleri takip edeceğiz ve risk iştahındaki bugünkü törpülenme ne kadar sürecek? Dün Borsa İstanbul'da sert satışlar, son günlerin en sert satışı yaşandı. Devamı gelecek mi? Kendisiyle konuşacağız. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz bizlerle birlikte. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Aslında bugün bakacak olursak küresel piyasalarda riskli varlıklarda enflasyon görünümüne ilişkin endişelerin fiyatlamalara yansıdığını gördük. Borsa İstanbul'da dün hem CDS tarafı hem TL tarafı hem de bunun yanı sıra küresel piyasalardan da etki gördük. Dünkü hareketi nasıl yorumlarsınız? Bunun devamını bekler misiniz? Ne dersiniz? Dün makro piyasalardaki bozulma borsaya sert yansıdı. Burada biz borsadaki yatırımcı tabanının çok ciddi değişmiş olmasına bağlıyoruz bunu. Yabancı payı bu hafta itibariyle %35'in altına indi. Yani %65 yerli yatırımcının hakim olduğu bir borsa, Borsa İstanbul. Böyle olunca tabii bazen borsalarda satışlar olabiliyor. Dün şunu gördük, yabancı yatırımcının yani uzun vadeli yatırımcının olmadığı borsada ufak çalkantılar bile çok sert düşüşlere neden olabiliyor. Çünkü derinlik az. Çünkü Türk yatırımcısının, yerli yatırımcının vadesi kısa. Yabancı yatırımcılar olduğu zaman bu tür sert düşüşlerde hisse senedi alıyorlardı veya dalgalanmalarda bu kadar hızlı hisse satmıyorlardı. Bu değişimin bir sonucu olarak ben yorumluyorum. Tabii konunun makro tarafı var. Oradaki gelişmeler başka. Onları zaten döviz kurundaki yükseliş, CDS riskindeki yükseliş olarak yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi peki dün piyasada nette çıkışta 220 milyon TL'lik de bir çıkış yaşandı ve hacimli bir şekilde gerileyen bir endekse karşı karşıya kaldık. Burada bankacılık tarafında da sert geri çekilmeler vardı. %5.8'lik bir geri çekilme söz konusuydu. Sektörel bazdaki bu hareketi ne yorumlamak lazım?
Yani borsanın geneli %4 düştüğü için bankaların %6 düşmüş olması çok farklı gibi gözükmüyor bana. Yani orada bankalara özel bir ekstra bir satış olduğunu ben iddia etmeyeceğim. Çünkü bir günlük bir hareket bu. Diğer taraftan banka endeksinin kompozisyonu da yakın zamanda değişti. Garanti Bankası'nın bütün endekslerdeki ağırlığı azaldı. Dolayısıyla bankacılığın ekstra düşmüş olmasına farklı bir anlam atfetmiyorum. Ama makro tarafta CDS risklerinin yükseliyor olması, döviz kurunun tekrar gevşemeye başlaması, bunlar tabii ki finansal şirketler için, bütün herkes için negatif ama özellikle finansal şirketler için daha negatif. Çünkü bankaların sermayeleri büyük oranda Türk lirası. Sanayi şirketleri, hizmet şirketleri, onların bütün sermayesi TL bazlı olmak zorunda değil. Yani gayrimenkulleri var, döviz yatırımları var. Pek çok şirketin çok ciddi Eurobond portföyleri var. Dolayısıyla bankalara ilişkin bir neden bu kadar sert düştü diye bir sebep arıyorsak bunu öne koyabiliriz. Peki şimdi aslında bir yani önümüzde senaryo yaratacak olursak kur, CDS ve tahvil tarafındaki dünkü bozulmalar Borsa İstanbul hisse senedi piyasasına yansıdığını takip ettik. Şimdi bununla birlikte siz buradaki bozulmanın yansımasının devamını bekler misiniz? Yoksa burada bir korelasyon ve dünkü sert hareketlerin bir geçişkenliği olarak söyleyebilir miyiz? Yıl sonu hedef fiyatlamamız nedir? Çünkü enflasyona dair aslında hep getir arayışında olan yatırımcının bu tarafı da yukarı yönlü destekleyeceğini düşünüyordunuz. Dolayısıyla dünkü bozulmanın devamı doğrultusunda bu taraftaki korelasyonun devamını bekler miyiz? Çok güzel bir soru. Öncelikle onu söyleyeyim. Bence burada mesele enflasyona karşı Türk lirası varlığını, tasarrufunu korumak. Mümkünse onun üzerinde bir getiri sağlamak. Dün birkaç yeni revizyon daha oldu. İşte S&P'nin bir açıklaması vardı. Diğer taraftan OECD Türkiye için enflasyon tahminini %72 olarak açıkladı. Bütün bu datalar enflasyonun Türkiye piyasaları açısından en önemli konu olduğunu gösteriyor. Şimdi enflasyona karşı Türk lirasında iseniz kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Burada bizim öne sürdüğümüz 3 varlık sınıfı vardı. Bunlardan bir tanesi gayrimenkul ki o görevini yaptı diye düşünüyoruz son 1-2 senede. Emtialarda da ciddi bir yükseliş oldu. O da görevini yaptı. Hisse senedi üçüncü adayımız. Hisse senedi henüz enflasyona karşı, enflasyonla başa baş gidiyor son bir senede ama biz önümüzdeki bir senede dahi, yani bu sene sonuna kadar enflasyonun üzerinde bir getiri sağlama potansiyeli olabileceğini düşünüyoruz. Borsa İstanbul için sene sonu tahminimiz yaklaşık 4400. Yaklaşık diyorum çünkü bunun artı eksi %20 gibi geniş bir bant bırakmak istiyorum bu tahminin etrafında. Çünkü borsa bu. Türkiye'nin kendine has riskleri var. Çok dalgalanıyor. Evet. Dolayısıyla portföylerde biz %40 nispetinde bir hisse senedi bulundurulmasını bu sene için basiretli bir yaklaşım olarak görmeye devam ediyoruz. Sayın Mehmet Gerç, çok teşekkür ediyorum aktardığınız değerli görüşler için. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerç'le birlikte değerlendirmeyi yaptık. Kur, tahvil ve CDS tarafındaki bozulmanın hisse senedi tarafına yansımasını yaptık. Bu kez bu bozulma ne işaret ediyor? Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Pazı ile birlikteyiz. Serdar, günaydın, günaydın, hoş geldin. Evet, aslında hisse senedi tarafına yansımasını yaparken bu bozulma bize neyi işaret etti? Ne dersiniz? Evet, ben grafikte bu sefer iki göstergeye yer vermek istedim. CDS risk primimizdeki yükseliş, yani özellikle son haftalarda ve günlerde ivme kazanarak 760-770'lere gelen seviye. Ki bakıldığında 2007-2008 hani küresel mortgage krizinde geldiğimiz yerler neredeyse. Yani bunun üstüne işte 2001-2002 Amerika'da 11 Eylül işte bizde bakıldığı zaman gelişmeler esnasında 1100'lere gelmişti. Yani onu hariç bırakırsak son 20 yılın en yüksek seviyelerine CDS gelmiş durumda. Ve turuncu ile CDS'i görüyoruz. Sarı ile de dolar kurundaki seyri görüyoruz. Zaten belirli bir vadede bakıldığı zaman hani bunların birbirine oldukça yakınsadığı, yani biri yukarı giderken tabii CDS daha belirleyici burada. O çünkü bütüncül olarak yabancı yatırımcının bize bakışını sergiliyor. Kur da ondan çok farklı değil. Şimdi kurdaki bir de yüzdesel değişimleri burada
çubuk grafik olarak beyazla göstermek istedim ve yakın vadede özellikle son 3-4 hafta içerisinde yüzdesel olarak %1 ve üzerinde bakıldığında ciddi şekilde işlem sayısında artma var. Özellikle dün bakıldığında neredeyse KKM'nin devreye alındığı periyodu şurada görüyoruz. Yani 18'den üzerine çıktığı gün ve işte 10'lu seviyeleri gerilediği gün, tabii bunlar önemli çubuk grafikte bir dalgalanma, bir volatilite işaret ediyor. Onları hariç bıraktığımız zaman son 4-5 ayın hemen hemen en yüksek günlük hareketini dün itibariyle gördük. Yani kur 17 eşiğini aştıktan sonra ivme kazanarak devam etti ve kurumsal talebinin ciddi şekilde olduğu, yerli bireyselin yani hem işlem spreadlerinin açık olması, erişim nispeten sınırlı olması itibariyle çok fazla oyunun içinde olmadığını, Londra'nın da elinde bir TL likidite olmadığından ötürü gene sistemin şu an itibariyle dışında kaldığını söylemek mümkün. Londra'ya bakacak olursak gecelik olarak yani dolar TL swaplarının ima ettiği faizler 90'lara hatta gün içinde 100'lerin üzerine çıktı. Bu sadece hani gecelikte anlık salınımlar olarak değil, haftalık, aylık baremlerde de ciddi şekilde 80'lere 90'lara gelindiğini gördük. Orada ciddi anlamda bir TL sıkışıklığı var. Şimdi normalde herhangi bir gelişen ülkede böyle içerideki likidite ile dışarıdaki likidite arasında çok büyük farklar oluştuğunda bir şekilde bu arbitre edilir ya da belirli oraya kanalize edilir. Ama tabii yabancı tarafın işte TL bono ihraç ederek vesaire diğer yollardan TL erişimi şu an için kısıtlı olduğundan işte bugün öğleden sonra baktığımızda göreceğiz menkul kıymet istatistiklerini. Muhtemelen yabancı yatırımcı endekste yeni zirvelere rağmen ve tahvil tarafında da elindeki mevcut çok düşük saklama oranlarını daha da azaltarak buna karşılık verecek. Çünkü dolar TL'de bir pozisyon almak istediği zaman elinde TL'si yok. Diğer taraftan içeride para piyasasına da bakıldığı zaman ciddi bir sıkışıklık var. Yani fonlama miktarı, açık piyasa işlemleri 600 milyara neredeyse dayandı. Bu önemli bir yükselişe işaret ediyor. Dolayısıyla kurdaki hareketlerle beraber hani 17'nin üzerinde bakıldığında 18.35-18.40'lar tarihi zirve olarak addedebileceğimiz KKM açıklanması öncesi gördüğümüz seviyeler şu an itibariyle 17'nin üzerinde ve yani orası teknik olarak belirtilebilecek seviyeler. Tabii CDS'in priminde Türkiye'nin 700'lü seviyelerde kalınması, işte Arjantin, Ukrayna, Rusya birkaç ülke hariç bırakıldığında belirli bir büyüklüğe sahip, hani dünya genelindeki ülkeler arasında en yüksek risk primine sahip olmamız da önemli. Tabii ki önümüzdeki birkaç ay boyunca iç borçlanma ve dış tarafta borç ödemesi anlamında çok sıkıntılı bir dönem değil ama Ağustos ayında iç borç, Eylül tarafında da dış borç geri ödemesi anlamında gene itfa ihale takvimi oldukça yoğun olacak. Bu maliyetlerden dış borçlanma nasıl yapılacak? Hani bankaların sekürtizasyon, sendikasyon kredilerinin yenilenmesinde çok bir bakıldığı zaman problem gözlenmiyor. Ama daha uzun vadeli borçlanmak istenildiğinde, tahvillerin vadesi geldiğinde vesaire ve yani turizm geliri ile şu an nispeten bakıldığında Haziran, Temmuz, Ağustos yaz ayları daha bu açıdan hani oradan bir arz sağlanıyor olacak ama o da bittiği zaman hani ve doğalgaz böyle gittiğinde işte LNG faturasının artmasına namzet Teksas'ta yaşanan gelişmelerin büyük ihtimalle petrol fiyatlarını daha yukarıda tuttuğu, gelecek hafta cari açık rakamını takip edeceğiz ödemeler dengesinde. Orada da maalesef makas açılıyor bizim aleyhimize. Tüm bu gelişmeler CDS'siz priminin yukarıda kalmasını ve kurdaki baskıyı açıklıyor. Evet, dünkü hareketin özelinde aslında CDS kur ve tahvil tarafının biraz daha koordineli hareket ettiğini evet. Ve bunun yansımalarını izlediğimizi söyleyebiliriz değil mi Serdar? Evet, yani en son belki 10 yıllık tahvilinde yeniden 25'in üzerine çıktığını ve 2 yıllık tahvilinde 27'nin üzerine, ki bu hafta borçlanma da daha düşük seviyelerden olmuştu. Orada da yukarı yönlü hareket sürüyor. Çok teşekkür ediyorum Serdar Paz'a aktardıkların için. Para Piyasaları Müdürü Serdar Paz'ı ile birlikte 3 denklemde konuşmuş olduk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa açılış beklentisini almak üzere info yatırıma gidiyoruz ve İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail günaydın, hoş geldin yayınımıza. Aslında vadeliler tarafına bakacak olursak ABD vadelilerde de negatif bir seyir söz konusu. Bugün bize yansımasını nasıl gerçekleştirsin, beklenti nedir? Evet, günaydın Pelin. Evet, piyasalarda karışık bir açılış olduğunu görüyoruz. Yurt dışı ABD ve Avrupa vadelilerinde satış ağırlıklı bir seyir var. Fakat biraz daha yataya yönelik artıya geçme eğiliminde olan bir vadeli. Bizde ise dünkü sert satışların ardından vadeli işlemler tarafında
yatay başladı. Fakat şu anda hafif yukarı doğru alımların ön plana çıktığı bir tablo var ilk dakikalar itibariyle. Piyasalarda veri açısından da baktığımızda bugün içeride çok önemli bir veri akışı yok. Daha çok piyasalar Euro bölgesinin tarafında ECB'nin faiz kararını takip edecek ve Amerika tarafında işsizlik başvurularını açıklanmasını bekleyeceğiz. Küresel piyasalara baktığımızda dün genel olarak her yerde satış ağırlıklı bir seyir vardı. Fakat bizde olduğu gibi çok da panik yönde değil, kar realizasyonlarının ön plana çıktığı bir satış dalgası. Yine burada Amerika tarafında özellikle en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi de yarın açıklanacak olan enflasyon öncesi yapılan açıklamalar. Özellikle Beyaz Saray'dan dahi açıklamalar gelmeye devam ediyor. Enflasyonun yüksek geleceği yönünde piyasaları biraz daha yatıştırma yönünde görüyoruz bunu. Yine aynı şekilde ECB tarafından bugün yapılacak faiz toplantısında herhangi bir faiz arttırımı beklenmiyor. Fakat sıkılaştırma ile ilgili biraz daha somut açıklamaların veya adımların atılmasını bekleyebiliriz. Bu gelişmelerle birlikte Amerika'da 10 yıllık tahviller tarafında baskının arttığını söyleyebiliriz ve faizler bu sabah 3.03 seviyelerine doğru yükselmiş durumda. Bizim piyasalarımıza baktığımızda ise dün gelen açıklamalarla birlikte risk iştahının bir anda çok sert bir şekilde bozulduğunu gördük. Burada özellikle S&P analistinin yapmış olduğu açıklamalarda çok da bize göre dayanağı olmayan açıklamalar, Türkiye'yi tam açıklayamayan açıklamalar. Burada bankacılık sektörüyle ilgili aktif kalitesinin bozulabileceği yönündeki açıklamalar, özellikle 3 aylık ve 12 aylık bilançoları görmemiş olsak bu açıklamaları ciddiye alabiliriz ama şu anda bu spekülatif açıklamalar ne yazık ki piyasalar üzerinde ciddi bir satış dalgası yarattı ve kur üzerinde de aynı şekilde 16.76 seviyelerinden 17.20'lere doğru hızlı bir yükseliş görmüştük bu sabah itibariyle de. Şu an için endekste yaşanan bu sert satışların ardından endeks dün 22 günlük ortalamanın geçtiği 2510 seviyesine kadar düşüşler yaklaştı. Fakat bu seviyenin altına inmemiş olmamız burada önümüzdeki bugün ve önümüzdeki günlerde tepki yükselişlerinin gelebileceği yönünde ihtimalleri arttırmış durumda. Şu an için yukarı yönde 2600 seviyesini bugün direnç olarak takip edeceğiz. Aşağı yönde ise 2500 seviyesi destek olarak izlenmeye devam edecek bugün için. Çok teşekkür ediyorum İsmail Güner aktardıkların için. Evet, borsa açılış beklentisini de aldık. VIOP 30 tarafına bakıyorum, 0.32'lik primlenme ile birlikte 2935 puandan işlemden geçerken özellikle piyasalarda bugünün nezdinde ECB'den gelecek olan karar, ECB'den varlık alım programlarının sonlandırılması fakat Temmuz ayına ilişkinde bir faiz artırımı beklentileri oluşmuş durumda. Bir diğer önemli veri var ki piyasalarda bugün etkisini gördüğümüz ABD'den gelecek olan enflasyon verisi, o da yarın gelecek. Özellikle yarından önce yine enflasyon beklentilerinin şekillendiğini görüyoruz. Kur tarafını da yakından takip ediyoruz. An itibariyle 17.20 seviyesinden geçiyor. Tüm bu ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz. Programı burada noktalıyorum. 10.15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.